Türkiye'nin pek çok kesiminde bu mücadeleyi veren var. Ama karşı taraf o kadar karşı çıkıp o kadar sindirmeye çalışıyor ki her açıdan. Yani bir defa Alevi'ler de, Türkler de hiçbir zaman kul olmayı istemezler. Fakat o bir kul kesim yetiştirdi bizi ötekileştirerek. Ve ikimizin iki kişiye ayırmış gibi, iki parça etmiş gibi ülkeyi çok uğraş verdi. Ama bunun sonuçlarını alamayacak. Çünkü herkes hayır diyecek. Çünkü öyle şımardı, o kadar çok şey istedi ki ülkeden artık toprağımızı sattı, savaşa soktu. Biz cihanda sulh, dünyada sulh diye büyüdük. Bunu yeniden yeşertmek istiyoruz ülkemizde. Belki ben görmem ama sizler çok mutlu, güzel bir ülkede yaşayacaksınız. Şimdi asıl olan şu. Çok yakın tarihlerde bu ülke seçim yaşadı. İki seçim üst üste. İki seçim arasındaki süreci hatırlayın lütfen. Onlarca can kaybı yaşadı bu ülkede. Değil mi? Bombalar patladı ve ülkede kaos derinleşti, kriz derinleşti. Birileri hep mutlu oldular, birileri hep salyalarını akıttı, birileri hep kahkahalarla güldüler. Ama ülkenin büyük bir çoğunluğu yas tuttu, acı, keder, elem biriktirdi. Elbette kin ve nefret de biriktirdi. Ama sonra gördük ki bu biriken acı, elem, kedere karşı başka bir yerden bağırıp çağıran başka bir söylem var. Ülkeyi ayrıştıran, bölen, düşmanlık çağrısı yapan, ötekileştiren ve de bütün kaynaklarını, bütün yeraltı yerüstü kaynaklarını, her şeyini tepeden tırnağa işgal eden, iç eden bir çeteci anlayış var. Şimdi, Gezi direnişinden bugüne kadar bu toplumun bu denli sessiz kalmasının temeli bir gün mutlak bir yerde çıkış olacaktır düşüncesidir diye varsayıyorum. Evet, ben referandumların ya da seçimlerin herhangi bir ülkede benim algıladığım anlamda demokrasi getireceği kanısında değilim. Sandıktan demokrasi çıkmaz. Hele bu türlü adına burjuva demokrasi dediğimiz bir avuç azınlığın dayattığı yapılardan demokrasi çıkmaz. Ben faşizmin kaybedeceği bir seçime gireceğine de inanmıyorum. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi Anadolu'yu dolaştım. Yalnız İstanbul'da değil, birçok yerde 30'a yakın toplantıya katıldım. Sıradan emekçilerin, işçilerin, işsizlerin, gençlerin, emeklilerin hayırda onurlarını birleştirdiklerini gördüm. Eğer 16 Nisan gecesi hayıra rağmen bu coğrafyada evet çıkarsa bilin ki birisi hem o gece hem de ondan sonra ülkeyi tepeden tırnağa hırsızlayacaktır. Yapmış olduğu Alevi çalıştaylar falan var. Bütün bunlar sanki göstermelik gösteriyor. Bütün bunlar kaldı ki Alevi arkadaşlarımız, Alevi kesim bu Türkiye'deki demokrasi, özgürlük ve barışın vazgeçilmesidir. Hep böyle inandım. Bunu inancımla da devam ediyorum yani. Hayırlı bitmiyor bu iş. 16'sında bitmiyor, 17 sabahı bitmiyor. Önemli olan bizim 17'sinden sonra da aynı demokrasi ve barış kavgasını, özgürlük kavgasını, adaleti, hukuku, insan onurunu korumak adına kavgamızı sürdürmekle yükümlüyüz. Yani biz bu cumhuriyeti, bu rejimi korumak istiyorsak, bu iyi kötü bir dönem kazanılmış cumhuriyetin yıkılma devrimlerini korumak istiyorsak, bunu yakalamak zorundayız. Ve onların bir yaklaşımı var, hatırlarsanız biz bunu. Erdoğan için değil, Erdoğan için yapıyoruz. Aslında Erdoğan için biz yapıyoruz. Biz Erdoğan insanımıza, yavrumuza yakınlık bir Türkiye bırakmakla yükümlüyüz. Erdoğan'ı bize bıraksınlar. Siyasetler, sivil toplum örgütleri, bu demokrasi mücadelesini veren güçlerin bir araya gelip bu konuda çok ciddi biçimde gruplaşmadan, kimseye öne çıkmak gibi bir hevese girmeden ciddi biçimde tartışmaları gerekiyor. İnancım bu.